Aşı olmadı sevgili izleyenler çünkü yan etkilerinden korkuyordu. 30 yaşındaki kadın hamile olduğunu öğrendikten sonra da aşı olmayı tamamen kafasından attı ama doğumdan hemen önce virüse yakalandı. Peki sonra neler yaşandı? Biz susalım, ondan dinleyelim. Bebeğimle birlikte hamilelik sürecinde yakalandım bu hastalığa. Biraz beni gebelikte zorladı açıkçası. Keşke aşı olabilseydim. Olmadım, güvenmedim aşıya. Ama pişman oldum. Daha kolay atlatabilirdim COVID sürecini. Aşı olmadı, pişman oldu. 30 yaşındaki Yeşim Sencer hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeğine zarar verir korkusuyla aşı olmaktan kaçındı. Covid-19 hastalığının gebeliler için önemli bir risk faktörü olduğunu ve gebeliğin kendisinin Covid-19 pandemisi için bir risk grubu olduğu artık kanıtlandı. Doğumdan önce Covid oldum. Ağır bir şekilde geçirdim. Keşke aşı olabilseydim. Olmadım, güvenmedim aşıya ama pişman oldum. Daha kolay atlatabilirdim COVID sürecini. İkinci çocuğuna hamileyken hastalığa yakalanan genç kadın durumu ağırlaşınca hastaneye yatırıldı. Sancılarım falan artarken de acaba bebeğe mi geçiyor, doğum sancısı mı yoksa COVID sancısı mı anlaşılmıyordu bir türlü. Yani bebeğim çok şükür şu an iyi, yani geçebilirdi de. Keşke aşıyı olabilseydim, yani güvenseydim aşıya keşke. Kendi tecrübemize de dayanarak söyleyebilirim ki pandeminin ilk günlerine göre özellikle son 2 ayda COVID'li gebeleriniz daha ağır seyrediyor. Yoğun bakıma yatışlarda 4-5 kat artış görüyoruz. Yoğun bakımdan geri dönüşlerde azalma var ne yazık ki. Doğumdan sonra da bebeğine gönlünce sarılamayan Sencer, anne adaylarını aşı olmaları konusunda uyardı. Hiçbiri aşılı değil. Ne yazık ki gebe grubumuzda aşılanma oranı çok düşük. Özellikle de anne ölümlerinde geçen seneye oranla 4-5 kat artış görüyoruz. Mutlaka aşıyı olsunlar. Aşıdan zarar yok. Bebeklerini korumaları için aşı olmaları gerekiyor.